Selamun aleyküm ağalar. Gönlü güzel insanlar. Hepiniz benim için altın değerindesiniz. Hepinizin para kazanmasını isterim. Hepinizin iyi arabalara, iyi evlere binmesini isterim. Ben biniyorum. Siz niye binmeyin diye açtığım bir kanal. İnşallah daha güzel günlere gideriz. Daha iyi yerlere varırız. Sayfa güzel büyüyor. Ama lütfen bak lütfen Allah rızası için beni bu YouTube'daki çakallarla şeylerle beni muhatap etmeyin. O bunu veriyormuş şunu alıyormuş o bunu satıyormuş şunu alıyormuş gibi mesajlar atmayın. Vallahi engelleniyorsunuz. Yazıktır. Yani bilgi alacağım bir kanal. Neden engelleneceksin? Hiç gerek yok. Boş ver. Anlamadığın nokta olursa sor. Canını yerim sor. Sen yeter ki sor. Ben burada herkese cevaplamaya çalışıyorum. Herkesin sorusunu cevaplamaya çalışıyorum. Bir sıkıntı yaşamayalım. Düveleri getirdik ama 6 ay boyunca ben bunların videosunu çekeceğim. Hepinizin canını yerim ya. Niye o sağdan soldan bir şey satanların durmadan mesajını atıyorsunuz ki ne? Bilgi alacağım bir kanal ya. Öp başına koy. Vallahi böyle kanallar zor gelir. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz hangi hayvancılıkta daha çok para var? Sütün ekçiliğini katmayacağım. Sadece besiden gideceğim ve sütün ekçiliğinde daha sonraları video çekeriz. Ömrümüz yettikçe kanala video atarım. Ha bu videolar biraz seyrekleşecek. Neden seyrekleşecek? Çünkü arka arkaya video attık. Kanal çok hızlı büyüdü. Bazıları bazı videoyu izledi. Bazıları diğer videoları izlemedi. Ve ortada bir bilgi kirliliği oldu. Bilgi karmaşıklığı oldu. Yani bu videoda bunu söyledi. Bu, bu. Direkt ona yorum yapıldı. Ve ertesi sonraki atılan videoda onun açıklaması yapıldı. Çünkü arka arkaya video atıldığından sıkıntı yarattı. Biraz videoları seyrekleştirelim ki Millet sonuna kadar izlesin. Arkadaşlar bu videonun sonunda da bilgi var. Sadece başında bilgi yok. Ve yarıda kesilen her video beni çok yoruyor. Çünkü anlatmışım. Beşinci dakikada anlatmışım. Adam üçüncü dakikada çıkmış. Ve anlatmışım. Ve tekrardan cevaplamak insanı çok yoruyor. Ve burada hemen hemen 200 tane mesaj geliyor günlük. Ve 200 tane mesajı da hiç elimden geldiği kadar dakikasında cevap vermeye çalışıyorum ki ne. Beklemesin. Belki bir hastalık olur. Belki bir sıkıntısı olur adamın. Direkt cevaplamaya çalışayım. Lütfen. Şimdi bugünkü konuda hangi hayvancılıkta daha çok para var? Hangisinin besisinde daha çok para kazanırız? Bazı arkadaşlar gözünü sadece dana besiciliğiyle atmış, açmış. Bazı arkadaşlar hiç girmemiş. Sadece e, bizi seviyorlar, dinliyorlar. Bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Belki girmek istiyordur. Cesaret edemiyordur. Ben bu mesleğin iyi yanını da anlatıyorum. Kötü yanını da anlatıyorum. Ve çıkmış. Arkadaş ben şöyle para ızgaralı sistem. Ya kardeşim yeni girecek adama ben ızgaralı sistemi önermem. Açık besiyi önermem. Kapalı besiyi önermem. Hiçbir ahır çeşidini önermem. Yeni girecek adama. Ben kiralık ahırı öneririm. Yani 12 ay 18 ay kiralayacağım bir ahırın yıllığını 30-35 bin TL vermeyi öneririm. Adam böyle tamam güzel bir çiftlik. Herkesin keşke diyor şu paduk benim olsa ben de şöyle bir paduk yaptırsam da ben de hayvan alsam diyeceği bir çiftlik. Ve sadece bu padukla iş bitmiyor. Bunun çoban evi var. Ambarı var. Eğer burada bir hayvan hastalanırsa, sıkıntı yaratırlarsa diğerleri birine kapalı besisi var. Ve şöyle bu, bu paduk kaç başlık dedik? 40 başlık tam kapasiteyle çalışırsa. Şimdi 40 başlık yeri yaptırdık tamam. Sadece 40 başlıkla bu iş bitmiyor ki. Bunun kapalısı var, çoban evi de var. Ve bundan hepsinin işine girersen yine en azından 1 milyonun çıkacak. En kötü diyorum bak. Bir bir buçuk milyonun çıkacak. Ve bir buçuk milyonu diyorum ben. Niye ahıra gömeceksin? Niye ilk kez girdiğin, riske atacağın bir parayı niye buralara gömeceksin? Baktın zoruna gitti. Sabah beşinde kalkma zoruna gitti. Akşamın 8'inde 9'unda hayvan hastalandı. Hayvanı takip etme zoruna gitti. Kışın eksi 30 derecede ben burada hayvan takip ettim. Baktın zoruna gidiyor. Bu meslek senlik değil. 35 bin TL verirsin kira parasını. Bir sene boyunca da bakarsın artık ofluya pufluya. Biter hayvanları kestirirsin. Çıkar gidersin bu meslekten. Ama 1 milyonu harcayıp da yapamadıktan sonra en kötüsü odur zaten. Kiralık ahır öneririm her zaman. Para verme. Izgaralı dedi. Izgaralıyı ben kendim bile yapmıyorum kardeş. Yeni gireceğin niye öneririm. Çok boş bir ahır. Türk besiciliğine ihanet bir ahır. Böyle et politikasının, süt politikasının belli olmadığı ülkede ben o ahırı niye öneririm millete? Bugünkü konumuz inek besiciliği, dana besiciliği, düve besiciliği. Hangisinde en çok para var? En çok para inek besiciliğinde var. Bir doğurmuş, iki doğurmuş inekleri getirirsiniz. Dört ay bakarsınız. İnek çok hızlı et alır. İnek de bize pamuk küspesine gerek yok. İnek de bize yoncuya çok gerek yok. İnek besisi çok hafif bir besi. Çok az bir maliyetle ineğe çıkartacağım bir besi. Çünkü kalıplı, ağaçlı, doğurmuş, yırtılmış artık hayvan düve gibi bazılar düve de riskliyor da. Arkadaşlar ben düve besiciliği yaptığım için düve alıyorum. Ha bu üç çeşitten en çok para inek besiciliğinde var. 4 ayda bir inek besisi yap ve toplam sezonda 3 kez inek besisi çevir. Sen köşeliksin. İkinci para düve besiciliğinde. İneğin canlısını 40 TL al, karkasını kaça kestiriyorsun? 80 TL'ye. Düve. İneğin canlısını 50 TL alıyorsun, karkasını 85 TL'ye kestiriyorsun. Dana. Canlısını 75 TL'ye al, karkasını 95 TL'ye kestir. A ben batmadım ki. Ulan sen batmadın. Ben de batmadım. Ama Türkiye'de en az binlerce çiftlik battı. İşi bilenler de battı. Sadece işi bilmeyenler değil, işi bilenler de battı. Mezmaneden yayın yaptık. 30 senedir adam besici. Gitmiş küçük danları toplamış. Zarar. En çok para inek besisinde. Elin altında sürekli bir para devir daim eder. Sonra düve besisi. Bunlardan arkadaşlar dana gibi 370, 400, 450 kilo karkas bekleme yanlış olur. Bu düveler bak düve almadaki birinci sebebim ne de biliyor musun? Biraz dana da geç kaldık. Eylül ayı geldi. Normal dananın kesimi ne kadar? 10 ay. 10 ayda bir dana çıkar diyoruz değil mi? 10 ay sonra ekleyin buna ne kadar yapar? Haziran ayı yapar. Haziran ayı ne? Kurban bayramının hemen önü. Sıkıntılı bir süreç. Çünkü yine ette bir oynama olacak. Ette bir oyun döndürecekler. Ve eti tekrar düşürecekler. Gelecek seni. Ve çok ağır bir besi. Cebinden sürekli para, çok aşırı bir para yiyen bir ırk. Hayvan, erkek hayvan. Bir şey, yani sürekli bir, yani etin bir 5 TL düşmesi deme. 400 kilo karkası 2000 TL. Kardan mı zarar diyeyim, zarardan mı zarar diyeyim siz de anlayın. Düve besisi. Etin en civcivli olduğu zaman kesimciler.